Sultan İbrahim Ethem Hazreti hak yoluna düşüp tacını tahtını terk eylemeden evvel tahtında oturup gece gündüz düşünür idi. Ya Rabbi şu gönlümü kalbimin gözünü aç diye yakarıp durur ama bir çare görmezdi. Bir gün tahtında uykuya daldı. Gözü uykuda, içi uyanık idi. Tavandan gelen ayak sesleri duydu. Sonra onlarca kişinin ayaklarından çıkan sesler doldurdu sarayın has odasını. Sultan İbrahim Ethem şaşırdı kaldı. Muhafızlarına seslenmeye dahi takat bulamadı kendinde. Bu sesler de neyin nesi? Kim bu sarayımın çatısında koşturanlar? Derken pencereden aşağı sarkan bir adam gördü. Kimsin sen dedi. Adam da cevap verdi. Biz falanca köyün ahalisiyiz. İyi öylesi de sarayımın çatısında ne ararsınız? Pencereden sarkan adam cevap verdi. Kaybolan ineklerimizi ararız. İbrahim Ethem şaşkın oldu. Divane misiniz siz? Tavanda inek mi aranır? Sensin divane diye cevap verdi adam. Sen altın tahtında hakkı ararsın, akil olursun da biz senin çatında kaybolan ineklerimizi arayınca mı deli divane oluruz? Güzel hikaye ihtiyar. Talip olana pek güzel bir hikaye, talip olana pek hikmetli bir söz. Hazreti Musa bir gün ellerini göğe açıp Rabbim bana bir yoldaş ver dedi. Akşam olunca yemeğini yiyecekken bir de baktı ki evde tek damla su yok. Testiler kendileri susamış. Nasıl varırım şimdi çeşmeye diye sızlanırdı. Kapı vuruldu, açtı. Bir derviş geldi, bir akçe istedi. Hazreti Musa onun eline bakraçları verip git çeşmeden su doldur getir dedi. Derviş de bakraçları doldurup getirdi çeşmeden. Ona bir akçe verip gönderdi Hazreti Musa. Sonra ellerini göğe açıp yakardı yeniden Rabbine. Rabbim bana bir yoldaş ver. Hızır yanına oturuverdi. Seninle nasıl yoldaş olacağız ey Musa? Geldik gördük ki sen bir iş gördürmeden yolda kalan aciz bir dervişe bile tek bir akçe vermezsin. Kendine bir yoldaş arar isen artık sen benim arzularıma uyacaksın. Arkadaşı Yuşa Hazreti Musa'ya dedi ki Yuşa da o zamanlar peygamberiydi ama hüküm sahibi değildi. O çağlarda hüküm sahibi Musa peygamberiydi. Yuşa dedi ki Hızır'ın ne türlü incelikler bildiğini bilirim. Bu yüzden gücüm yetmez ona yoldaşlık etmeye dedi ve ayrıldı. O vakit ne gelirse başa yoldaştan değil yoldandır. İnsanın başına bela olan kendi belliğidir. Ben yaptım, ben ettim diyen insanın başı dertten kurtulmaz. İster kadı ol, istersen kadıya kul ol. İnsan ne olursa olsun hiçbir zaman benlik iddiasında bulunmamalıdır. Abdülkadir Geylani Hazretlerine gavsiyet tevcih olunduğunda tüm veliler boyun eğdiler. Rifai Hazretleri de dahil. Bir tek Sanan Şeyhi boyun eğmedi. Benliğinin peşine düştü. Bunun üzerine Sanan Şeyhi senin boynuna domuz yavrusu binsin sen de öyle eğil hitabına muhatap olmuştu. Aradan seneler geçti.
Zaman içinde şeyh bir papazın kızına aşık olmuştu. Papaz şeyhe eğer domuzlarına çobanlık yapmayı kabul ederse kızıyla evlenebileceğini söyledi. Sana şeyhi aşık olduğu kızın babası olan bu papazdan gelen teklifi kabul etti. Böylece evlendiler. Daha sonra şeyhin domuz çobanlığı yaparken yavru domuzları boynuna alıp gezdi ve onların ağırlığıyla da eğildiği görülür. İşte benliğin sonu, işte kibirden düşülen hal. Bu nedenle biz hiçbir zaman oldum demeyip daima öldüm demeyi tavsiye eder ve kendimiz de bunu uygularız canım kızım. Nasıl bir kader ki? Belki de masum olduğu halde boynu vurulacak. İnsan bu. Arı değil ya. Bal kovanında ölmek nasip olsun her isteyen. Siz anlatıverin de biz dinleyelim Pir'im. Size Hazreti İbrahim'le kuşların hikayesini anlatıverdim mi daha evvel? Hazreti İbrahim Allah'ım dedi, ölüleri nasıl dirilttiğini göster bana. Rabbimiz de inanmadın ki buyurdu. Hazreti İbrahim de gözümle göreyim, gönlüm de tam yatışsın dedi. Bunun üzerine Rabbimiz ona 4 kuş almasını ve o kuşları kendine alıştırmasını istedi. Pir Mevlana Hazretleri der ki bu 4 kuş kaz, tavus, horoz ve kargadır. Hazreti İbrahim kendine buyurulduğu gibi kuşları kendine alıştırdı. Sonra da Rabbimiz onları kes ve gövdelerini Erdağ'ın üstüne bırak buyurdu. İbni İshak'ın naklettiğine göre daha da hayret verici olması için kuşların parçalarını birbirine karıştırdı Hazreti İbrahim. Ve o karışımları 4 ayrı dağın tepesine koydu. Kuşların başlarını eline aldı, dağları gören bir yere geçti ve Allah'ın izniyle gelin diyerek parçalanmış kuşları çağırdı. Bu parçalar, kanlar, tüyler her birisi kendi bedenine doğru uçuştu. Sonunda önceki hali gibi bir araya geldiler. Bir tek başları yoktu. Hazreti İbrahim bir daha seslenince ayakları üzerine koşarak ona geldiler. Başlarını giyindiler. Şimdi nedir bu kıssadan hisse? Öyle ya, hissesiz kıssa olmaz. Olsa da boş laftır. Hazreti İbrahim inanmaz mıydı ki Allah'ın bana dirilmeyi göster dedi? Ne der o vakit ayette? İbrahim inandığı halde görmek de istedi. Kalbi tam tatmin olsun istedi. Demek ki akledin demek de ayet. Araştırın, işi bilin, işin doğrusu için kafa yorun. Mücadele edin, inanmayan için mücadele olur mu? İbrahim de inandığı halde bana göster Rabbim dedi. Akledin, soruşturun der o halde kıssa. İyi de bu kuşlar ne o vakit? Size madem kazın hallerini de anlatıvereyim de Pir Mevlana Hazret'ten bitirelim. Geç oldu. Kaz hırstır.
hırs insanı kör eder. Bir insan kör ise Allah'ın rahmetini üzerine çeker. Ama kör olmadığı halde hırsından kör etmişse kendini, o rahmet ondan uzak olur. Bu kaz toprakta, suda ayırt etmeden ne bulursa yer. Yemediğini de bir yere gömer. Kazın bu hırsının sebebi de sahibine güvenmemesidir. Bir Mevlana bunu bir kıssayla anlatır. Çok eski zamanlarda iflas etmiş bir tüccar olan hırsız, dolandırıcı bir adam yakalanır. Kadı da onu hapseder. Ama bu hırsız huyundan vazgeçmez. İçeride de herkesi bin bir türlü numarayla dolandırır. Ceplerindeki her kuruşu alır. Öteki mahkumlar düşünürler, taşınırlar, kadıya varırlar. Kadı ötekileri kurtarmak için hırsızı salıvermeye karar verir. Hırsız sevineceğine itiraz eder. Aman kadı hazretleri der. Uzundan benim cennetim, ekmek kapım, beni buradan atarsanız ben nasıl yaşarım der. Kadı bunu salıvermekle kalmadı. O hırsızı, uğursuzu ahalide bilsin, tanısın, duysun diye 10 dilde çığırtmaç tuttu. O devirde adet olduğu üzere adamı bir deveye bindirip şehirde dolaştırdılar gün boyu. Deveci şimdiden alacağı saman parasının hayalini kurmaya başlamıştı. Çığırtmaçlar da 10 ayrı dilde adamın müflis bir tüccar, dolandırıcı ve hırsız olduğunu dile getirdi. Deveci ise bir an evvel akşam olsa da saman parasını alıp gitsem diye düşünürdü. Akşam olunca deveci yeter artık, benim saman paramı ver diye çıkışınca adam be gafil, 10 dilde ilan ederler. Ben müflis bir adamım. Ne samanı, ne parası. Herkesin duyduğunu duymaz mısın? Şimdi içinizden birçokları merak eder. Bu ne anlatı, ne çığırtmacı, ne devesi, ne devecisi. Asıl demek istediğin neyse onu de hele. Elbette bu kıssadan da bir hisse çıksa gerek. Madem anlatıverdin, onları da der gibi bakarsınız pirler. Bu dünya herkese çulsuz gönderen bir haydut, bir müflistir. O 10 dilde halka durumu çığıran çığırtmaçlar peygamberler. Haris, hırs sahibi insanlar da saman hırsıyla duyduğunu duymaz, gördüğünü de anlamaz hale gelen o deveci gibidir. Deveci gibi hırsla kalbi kararmış olanlar o ilahi elçileri duymazlar. Müflis bir hayduttan başka bir şey olmayan bu dünyaya, makamlarına, mevkilerine, servetlerine kendilerini kaptırırlar. Bu tip insanlar bir hataya düştüklerinde onu telafi edeceğim derken kendilerini daha büyük zararlara uğratırlar. Bugün gönül hanemize hangi kıssa düşecek bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âlem-i cemale göçünün yaklaştığını hissettiği günlerden birinde mescide gelir ve ashabıyla helalleşme niyetindedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber pek hasta ve yorgun idi. Öyle ki ayakta dahi bir sahabenin yardımıyla dururdu. Ashabına seslendi. Ey ashabım, bende hakkı olan varsa söylesin. Kimseden ses çıkmadı. İkinci kez yine seslendi. Bende hakkı olan varsa istesin. Yine ses çıkmadı. Bunun üzerine yine sordu Allah'ın elçisi. Bu defa
en arkalardan bir sahabe ayağa kalktı. Bu ayağa kalkan sahabenin adı da Ukkaşe'ydi. Hazreti Ukkaşe kalkıverdi ve "Ya Resulallah, Hudeybiye vakasında siz devenize binmek istemiştiniz. Ben de size elimi uzatmıştım. Siz devinize bindiniz ve devinize kırbaçla vurmak istediniz. Tam o sırada kırbaç benim sırtıma değdi. Şimdi bu kul hakkı değil midir?" Allah Resulü "Evet" dedi. "Evet ya Ukkaşe, bu kul hakkıdır." Bunun üzerine Ömer Efendimiz daha fazla tahammül gösteremedi ve bir hışımla fırlayıverdi ayağa. Ya Efendimiz ne yaptı bilir misiniz? "Sen karışma ey Ömer, o benim hesabım" dedi. Sonra Hazreti Ebubekir ayağa kalktı. "Ve ey Ukkaşe, ne kadar mal mülk istersen vereyim, vazgeç bu delilikten" dedi. Allah Resulü "Ey Ebubekir" dedi, "bu benim hesabım, karışmayın." Sahabeler kendilerini zor tutmaktaydılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye "O kurbaş kızım Fatıma'dadır, var git getir" dedi. Hazreti Ali durumu anlatınca Fatıma anamız çok üzüldü. "Bilmez misiniz ki o hastadır. Yerine geçecek kimse yok mudur aranızda" dedi. Ve daha birer çocuk olan Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i gönderdi. Efendimizin göz bebekleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin mescide girdiler. Ve "Ey Ukkaşe, dedemize vurma, gel bize vur" dediler. "Gel hakkını bizden iste." Sahabe pek duygulandı. "Efendimiz, ben size kıyamam, bu benim hesabım" dedi. Ve onları geri çevirdi. Kırbaç gelmişti ama ashab-ı kiramın öfkesi daha da artmıştı. Efendimiz kırbacı Ukkaşe'ye verin buyurdu. Bu kez de "Ey Allah'ın Resulü, bir şey daha var" dedi Ukkaşe. "Siz kırbacı vururken benim sırtım çıplaktı. Bundan daha geçer mi?" diye söyledi. O der demez sahabe ayaklandı. Efendimiz ortalığı yatıştırdı hemen. Ve "Ukkaşe haklıdır" dedi. Efendimiz minberden aşağı indi ve gömleğini açtı. Efendimiz gömleğini açmış ve Hazreti Ukkaşe'nin kırbacı vurmasını beklerdi. Hazreti Ukkaşe kırbacı havaya kaldırdı ve Efendimizin iki kürek kemiğinin ortasındaki mührü öpüverdi. Gözyaşları içinde "Hakkım sana helal olsun ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun" dedi. İşte bizim peygamberimiz, rehberimiz böyleydi dervişler. Adalet herkes için vardır. Ben peygamberim demek yok. Al sopayı eline, vur ne alacağın varsa. Vur hak yerini bula. Vur adalet ola. Eğer bir yerde adalet yıkılırsa, orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur. Aynalı olmadan anlatı veresim de gelmez pek. Ha ayna, ha aynalı. İkisi de doğruyu gösterir. Aynalı aynadır, ayna aynalıdır. Ne gördülerse o. Karşısında ne varsa o. Ne buyurur Peygamber Efendimiz? Mümin, müminin aynasıdır. O vakit hepimize birer aynalı lazımdır. Ne yapar ayna? Sen ona nasıl davranırsan davran, o hep hakikati gösterir. Eğriye doğru, doğruya eğri demez.
Kusur var ise var kusuru kendinde ara. Ayna kusur sahibi olacak değil ya. Sen ona hükmedemezsin. O sana hiç hükmetmez. 200 sene önünde ona secde etsen ayna hiç senden yana olmaz. O gene gördüğünü gösterir. Tam tersi vaki olsun. Sen 200 sene aynaya hükmetsen, ona istediğini yaptırmak için işkence dahi etsen, ona düzen versen olmaz. O gene aynalığını yapar. Mümin müminin aynasıdır demiş ya Peygamber Efendimiz. Emirül müminin olan kendisi dahi kendine ayna arar o vakit. Haşa, kusur mu vardır o mübarek efendimizde? Hazreti Musa da onu der, Hazreti İsa da onu der. Hak'tan gelen bütün sözler aslında insana bir tek şeyi öğütler. Kendine bir ayna bul. Aynada bir kusur görürsen aynayı kırma. Kusuru kendinde bil. Aynanın ne günahı vardır bre gafil? Bak, aynalı olmadan aynayı bile anlatıveresim gelmez. Yolumuza yoldaş olmaya geldim dersin. Hoş geldin, sefa geldin. Madem ki nasip istersin bizden, öyleyse hizmet et, nasibini al. Böyle deyince yanlış anlar, lafı gönlü karalar. Hizmeti bize değil, zerreden küreye, insandan karıncaya, cümle varlığa edesin. Unutmayasın, cümle varlık onun nurudur. Damlanın deryanın ispatı olduğu gibi, bütün yaratılmışlar da onun ispatı, onun nurudur. Öyleyse dilindeki kelime-i tevhidi hayatında ispat edesin. Ne demek bu? Gönlünden la ilahe illallah diyen, senden başka varlık yok diyen, yere basarken dahi o şuurla basacak o vakit. Bu bir hissetme meselesidir. Bastığın yerde ne alemler, ne canlar var. Onlara dahi hizmet. Var git şimdi hücrene, dilinden kelime-i tevhid zikrini düşürme. Tabii.
Kimden almış idin şer'i hukuk dersini Karatay'da? Üstad Şemsettin Mardini. Vakıfım, bilirim demiş idin zaten. Biliriz. Sana yeni bir vazife daha vermek isterim Yunus. Bu vazifeyi dergahta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir, bundan sonra sana da ben bilmem zikri vacip olmuştur. Nasılsın Kemal emmi? Allah razı olsun şeyhimiz. İddialıktan başka bir derdimiz yok. Nasıldır bağ bahçe? Ekinler iyi midir? İki oğlan var, ikisi de verdiş çıktı. Ne eken var, ne biçen. Elma bahçeleri diken bahçesi oldu. Tarla demez ki üstümdeki elmadır, dikendir. Hakikat gibi işte. Suyu verirsin tarlaya, o suyla diken de büyür, elma da. Su ayırmaz, sen dikensin, sen elmasın. Sen armutsun, sen falansın, sen filansın. Suda öyle bir bereket var ki, diken de nasiplenir gülde. Senin tarlanın dikenlerini büyütmesi o su, elma bahçesinde diken büyür müydü Kemal emmi? O sebepten oğlanlar berduşluk etseler de kötü söz söylememek icap eder. Yoksa aynı sofrada büyüttüğün kız çocukların Hazreti Fatıma timsali güller olurlar mıydı? Oğlanları da aynı suyun dikeni sayılır. Hakikat de böyle bir sudur işte. Onun bağrında gül de büyür, diken de. Öyle bir gıdadır ki herkes, her şey nasibini bulur ondan. Şurada daracık sohbet halakamızı düşünelim. Ne güller var, ne dikenler. İhtiyar yarı kör bir duvarcının sohbetine geliverdi diye gül mü oluverecek herkes? Ben size Vahşi'nin hikayesini anlatıverdim mi? Hani Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi. Hazreti Hamza insan nevininin en hayırlısıydı. Uhud Savaşı'nda küffar hiç kimseden ondan korktuğu kadar korkmazdı. 8 düşmanı yerle yeksan etti. Ötekilerin üzerine hücum etti bu kez. Vahşi de bir kayanın ardına mevzilenmiş, mızrağıyla ona nişan alırdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ona bu görevi vermişti. Yalnız Hazreti Hamza'yı takip ederdi cenk meydanında. Hamza aslan gibi kükrerken kafirin üzerine Vahşi mızrağını fırlattı ve onu vurdu. Allah'ın aslanı, müminlerin en cesuru Hamza oracıkta cenk meydanında şehit oldu. Oysa peygamberimizi çok iyi tanırdı o Vahşi. Aynı yerde yaşarlar, onu sürekli görürdü. İşte Hamza gibi bir gülü yetiştirip büyüten su, Vahşi gibi bir dikeni de büyütürdü. Su ayırmazdı, dikeni mi büyütür, gülü mü büyütür. Öyle ki dikeni büyütürken gülü soldurur. Ha, diken güle dönmez mi? Nasıl ki demir suyu yer çelik olur, suyu yedikçe diken de güle döner elbet. Olduran olduruverir işte. Olduruverir ama nasıl? Tövbe. Ne demek tövbe? Dikeni gül etmek demek. O Hazreti Vahşi var ya,
Onu da anlatıvereyim madem size. Hazreti dedin diye şaşıranlar oldu aranızda. İşin gerçeğini anlatıvereyim ben size. Hicretin üzerinden 8 sene geçti. Mekke fethedildiği gün Vahşi Mekke'den kaçtı. Medine'ye geldi. Mescitte Peygamber Efendimiz'i buldu. Huzuruna vardı. Ben Müslüman olmak isterim ey Allah Resulü dedi. Fakat bir ayeti kerimede mümin olanlar o kimselerdir ki zina etmezler, içki içmezler, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Kim bunları yapar ise cezasını bulur buyurulur. Ahval bu iken ben hem zina ettim, hem içki içtim, hem de haksız yere cana kıydım. Hem de senin çok sevdiğin amcanın canına. Şimdi benim Müslüman olup kurtulmamın bir yolu yok mudur diye sordu. Peygamber Efendimiz karşısında ümitsizce titreyen Vahşi'ye döndü ve ona bir ayetle cevap verdi. Ancak tövbe edenler ve salih amel işleyenler hariç. İşte aynı suyla büyüyen diken güle dönüverdi. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi oluverdi Hazreti Vahşi. Aradan bir vakit geçtikten sonra ulu komutan Halid bin Velid Efendimiz'e isyan edip peygamberliğini ilan eden yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ın üzerine cenge çıktı. Ordusunda işte o Hazreti Vahşi de vardı. Ve Hamza Efendimiz'i şehit ettiği o mızrağıyla bu kez yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Daha da hayret verici olan dikenin başı yalancı peygamber Müseyleme bir vakitler peygamberimize iman etmiş, o dikeni gül eyleyen suyla beslenmiş bir mümin idi. Şeyhimizin ağzından bal şerbet akar. Nasiplendirene şükür. Ağzımın hiç tadı da yok bugün. Bir iki konuşuvereyim dediydim ama aklıma da bir şey gelmez. Estağfurullah şeyhim. Estağfurullah. Ben şeyh miyim? Sen nesin o vakit? Müridiniziz kabul buyurursanız şeyhim. Ne ola ki bu mürid? Aramızda ulum medreselerde Arapça tahsil etmişler de vardır. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıvereyim madem. Mürit, irade kökünden. İradesini hakka teslim eden. Kendini hiçe sayan. Bir yaradanı tanıyan, onu bilen kişi demek mürit. O vakit cümle varlık mürittir. Ali Taygun o vakit kaldı postu aradan, çıksın ortaya yaradan. Estağfurullah. O vakit mürit
teslim olan kişidir. Ama bu teslimiyet gönülden. Dinimiz İslam'da teslim olmak değil midir? Rabbin manası ne? Terbiye edici. Öyleyse mürid tam gönül kabulüyle teslim olacak. Ali olmak kolay mıdır öyle? Neden cümle tarikatın silsilesi varır, ona dayanır sanırsınız? Çünkü o, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, Efendimizin öz ve öz mürididir de onda. Teslimiyet denen şey, Hazreti Pir'in Efendimiz'e takındığı haldir. Terbiye de odur. Tarih kitaplarında yazdığı gibi onun kahramanlığı savaş meydanlarında düşmana karşı yaptığı cenkten değil, onun asıl kahramanlığı hak meydanında nefsiyle yaptığı cenktendir. Misin aşuremize Hatice bacı? Nohut getirmişim şeyhim. Pirler 12 çeşit yemiş de yaparlar aşureyi. 12 imama delalettir. Sen ne dökersin Aygül bacı? Elmalı'dan badem göndermiştir görümcem sarıca işi. Bu aşure Hasan'la Hüseyin'in şehadetinden önce şenlikler için yapılır idi. Tufan bitende gemisi karaya oturunca elindeki yiyeceklerle Nuh aleyhisselam pişirdi ilkin bunu. Sen ne katmak istersin Akça Hatun? Kuru elma getirmişim şeyhim. Nuh'un gemisi 10 Muharrem'de oturdu karaya. Tufan 10 Muharrem'de dindi. Yine İbrahim aleyhisselam 10 Muharrem'de doğdu. Musa eliyle Kızıldeniz 10 Muharrem'de ikiye ayrıldı. İsrailoğulları 10 Muharrem'de kurtuluşa erdi. İşte o sebeple evvelce şenlik idi aşure. Ne vakit ki Efendimizin göz bebeklerinin kanı akıtıldı Kerbela'da, işte o gün de bir 10 Muharrem idi. O günden bu yana şenlik değil, keder olur bize 10 Muharrem. Kolay gele. Kırk kazı kırk kazana atalar. Kırk gün kaynatalar. Ne diye? Yanmayan nefs terbiye olur mu? Kaz nefsi temsil eder misal aleminde. Yemek ister, rahat ister. Her şeyin aşırısını ister şehvetle. Dünya adına ne varsa peşinden koşar o kaz. Şimdi tut onu, koy kazana. Kaynat bakalım kaynar mı? 40 türlü yemiş katalım aşureye, kaynatalım ha, kaynatalım kazanlarda. 40 işin teşbihi, 12 çeşit yemiş de yapar bunu pirler. 12 imama delalettir diye deyivermişim daha evveli. Bu 12 imam ne yapar? Neci bunlar? Ne iş görür? Tevhidi gösterirler. Bak, öyle gel bura, gel bura, keramet bende.
gel bura demezler. Ne demiş Hazreti Pir Ahmet Yesevi Hazretleri? Başına sarık sarar, kendine mürit arar. İlmi yok, neye yarar? Ahir zaman şeyhleri. Dünyaya kucak açar, zoru görünce kaçar. Her yere küfür saçar, ahir zaman şeyhleri. İşte o sahte ahir zaman şeyhlerinin ataları da gün geldi Hazreti Hüseyin'in kanını döktüler Kerbela'nın toprağına. O Kerbela ki kerp ve bela. Üzüntüyle belanın yurdu. Ki dedesi Allah'ın Resulü bunun olacağını ona söylemiş idi. Başım toprak, özüm toprak, cismim toprak. Hakk'a kavuşur muyum diye ruhum müştak. Her şey ona kavuşur muyum diye can atar. Boşa söz söyler mi pirim Yesevi? Kerbela'ya geldikleri vakit döndü yoldaşlarından birine. Sordu İmam Hüseyin Efendimiz. Burası neresidir dedi. Adı nedir bu memleketin? Kerbela dedi o soruyu yönelttiği. Cevabı duyan Hazreti Hüseyin devesinden indi. Gözleri yaşardı. Allah'ım dedi. Kerpten beladan sana sığınırım. Burası kanımızın döküleceği yer dedi dostlarına. Zalimler sandılar ki onu öldüreceğiz. O bekler ki ona kavuşsun. Tevhid sırrına erişsin. Millet bu işin zahiri yönüne baka baka işin özünü unuttu. Bir mecliste sohbet ediveririz böyle. Oranın sofularından biri kalktı sordu. Millet namazı boşladı. Herkes şeytanın mahallinde gezer tozar oldu. Bir de siz deyin bu gafillere. Şeytan nerededir? Şeytan tekkede, Mekke'de. Nerede olacak? Hem tekkede, hem Mekke'de. Ne türlü pislik var? İçine doldurursun da. Tekkenin dört duvarını, Kabe'nin taşını mı aşamaz o şeytan? Taş insanı şeytandan koruyaydı. Bağdat çarşısında kuyumcuda satılırdı. Size Beyazıt-ı Bestami'nin hacda başına gelenleri anlatıverdim mi daha evveli? Hazret yola revan olmuş. Yıldızları rehber tutmuş. Çölleri aşmış, varmış Mekke'ye. Kabe-i Muazzama'da tavafını etmiş. Hac farizesini bitirmiş, Kabe'nin avlusundan çıkarmış ki bir de baksın Kabe'nin kapısında iblis kapıya yaslanmış. Kolunda bileğinden dirseğine kadar at yularları. Hazret hemen tanımış tabi. Ehlullah şeytanı gördü mü bilir. O ayrı mesele. Onun yeri değil şimdi. Bestami Hazretleri de tanıyıvermiş tabii hemen. Şaşırmış. Bu iblisin Kabe'nin kapısında ne işi vardır diye düşünmüş. Demiş, sen ne ararsın burada? Şeytan da dirseğine kadar sıra sıra yularları göstermiş. Benimkiler içeride tavaf ederler. Bitirmelerini beklerim. Sonra vurup yularları binip sırtlarına gideceğim demiş. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle bakmış iblise. Ben de var mıyım o beklediklerinin arasında demiş. İblis de ona bakmış. Şöyle bir alaya alır gibi gülüvermiş. Derken
eğilivermiş kulağına. Sana yularsız da binerim demiş. Ya işin gerçeği bu. Çağrı Efendi, sen de buyurursun bakalım mesele hakkında. Estağfurullah şeyim. Neyse, velhasıl kelam, gel zaman git zaman Beyazıd-ı Bestami memleketine dönmek için Mekke'den çıkmış. Yola revan olmuş yine. Çölleri, vahaları aşmış. Gene çölleri aşmış. Derken bir dere kenarına gelmiş. Hazret sıvamış paçalarını. Tam dereyi geçecek. Bir de bakmış ki derenin kenarında bir ağacın altında gözleri ama ihtiyar aksakallı bir dede oturur. Varmış yanına, hal hatır sormuş. İhtiyar, gözlerim görmez oğul, hacdan dönerim, ben bu suyu geçemem demiş. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri üzüntü duymuş bu aksakallı aciz ihtiyara. Hemen almış onu sırtına ve dereye girmiş. Su biraz kabarmış. Batacık'a derenin karşısına geçerlerken tam ortasına gelmişler ki ihtiyar kulağına eğilivermiş Bestami Hazretlerinin. Ben sana yularsız da binerim demedim mi? Demiş. Şeytan neredeymiş? Şeytanı arar isen tekkede ara, Mekke'de ara. Bana ulaşmaz diye de kibirlenme. Yularsız biniverirler işte böyle. Haşa ki ister isen Beyazıt-ı Bestami ol. Mesela burada tekkenin de Mekke'nin de insanın içinde olduğunu bilmekte. Ne yerlere ne göklere sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Buyur, nedir manası başka? O sebepten her ne arar isen tekkede, Mekke'de arama. Dön, içinde ara. Tekke de sende, Mekke de. Bir gün İmam Şafii talebelerini almış yanına, Bağdat sokaklarında gezerken bir ara bir talebesi bakar ki iki kişi dini bir mesele hakkında tartışmaktalar. Onlardan biri kendini haklı çıkarmak için diğerine, ey azizim dinle bak, İmam Şafii bile bu konuda benim dediğimin aynısını demiş ve yapmıştır demekte. Tabii Şafii de tanıdığı yok. Ancak adını duymuş. Öğrenci bunu duyunca onlara yaklaşır. Olay nedir ihvanlar diye sorar. Münakaşa edenler olayı anlatırlar. Talebesi şaşırır. Der ki, ey kardeşim, imam kesinlikle böyle bir şeyi ne yapar ne de der. Müdahale eder ama adam sözünden dönmez. Öğrencisi gerisin geri varır. İmam Şafii'nin huzuruna çıkar. Ey şeyhim der, böyle böyle bir olaya şahit oldum. Adamın biri senin hakkında hiç olmayacak sözler eder. Açıkça iftira eder. İkaz ettim ama kulak asmadı. Bunun üzerine İmam Şafii Hazret, iyi o vakit bir de biz varalım huzuruna der. Kalkar varır o müfteriğinin yanına. İlkin İmam Şafii olduğunu deyivermez. Gizler kendini. Tıpkı o da öğrencisi gibi, yanlışım var, İmam böyle bir şeyi yapmaz da demez de der. O fitnekar imama da çıkışır. Var git ihtiyar yoluna.
İmam Şafii hem böyle söylemiş hem böyle yapmıştır der. Bakar ki iş uzun, İmam Şafii ortaya koyar kendini. Kardeşim, Şafii benim ve ben senin bu dediğini ne yaptım ne söyledim der. Ama gene inanmaz fitneci. Haydi bre, sen de nereden çıktın? Sen Şafii olamazsın. Şafii başkasıdır ve dediklerim saf gerçektir. Kör oğlu kör. Hele bak bakalım. Aslı nedir, nesli nedir meselelerinin. Konuşmak kolaydır ama hele bir kaldır bak. Kepenek altında yatan erdir. Bu yendemden âlâ er mi vardır alemde? Estağfurullah şeyim. Hadi gari. İhtiyarı az yalnız bırakın. Kimini iftira ile, kimini makam mevki ile dert tuzağı görmekte. Pusunun ensesisi. Sanır ki gafil, alimim. İlmime hürmet edip makam verirler. Kibri şişmiş, semirmiş. Öyle ki baktığı yeri göremez olmuş. Onun bir mani, bir pusu olduğunu göremez olmuş. Ne olacak o vakit? Yolda mani vardır diye yoldan mı döneceğiz? Şimdi tut ki buradan başkent Konya'ya yürürsün. Az bir yolun kalmıştır. Önünde bir taş. Vaz mı geçersin yoksa üstünden mi geçersin? Erenler kıyamet kopsa vazgeçmezler. Hep üstünden geçerler. Sabır ile, niyaz ile. Ben size Hazreti Süleyman'la aşık karıncanın hikayesini anlatıvermiş miydim? Vaktiyle Hazreti Süleyman bir gün yolda giderken bir karınca sürüsüne rast geldi. Karıncaların hepsi saygılarından huzuruna koştular. Bir an onlarca, yüzlerce, binlerce karınca Süleyman'ın huzuruna vardı. Fakat karıncalardan birisi hemen gelemedi. Yuvasının önünde bir toprak tepecik var idi. O tepeyi düzeltebilmek için toprak zerrelerinden her birini yüklenip taşımaktaydı. Hazreti Süleyman hemen o karıncayı yanına çağırdı. Karınca seyirtti, vardı huzuruna. Hazreti Süleyman, ey karınca dedi. Görürüm, pek kuvvetli sayılmazsın. Nuh'un ömrüyle Eyüp'ün sabrına sahip olsan, yine de bu tepeyi kaldırmaya güç yetiremezsin. Böyle bir iş senin gibisinin kol kuvvetiyle yapılamaz. Bu tepeyi sen kaldıramazsın. Karınca da dile geldi hemen. Sultanım dedi. Bu yolda ancak himmetle yürünebilir. Sen benim yaratılışıma bakma. Himmetindeki yüceliğe bak. Benden ayrı bir karınca var. İçindedir, dışındadır, her yanımdadır. Ama göremem onu. Fakat beni aşk tuzağına çekti. Bana dedi ki, sen şu toprak tepeyi dümdüz yol yaparsan, ben de senin yolundan bu ayrılık kayasını kaldırır, seninle düşer kalkarım. Hemen şimdi ben de bu işe bel bağladım. Bu toprağı taşımaktan başka çarem yok. Bu toprağı kaldırır, tepeyi dümdüz edersem onun vuslatını elde edebileceğim. Bunun uğruna çalışıp çabalarken ölebilirim.
Ama hiç olmazsa yalan yere bir davaya kalkışmış sayılmam. İşte böyle canlar. Aşkı karıncadan öğren. Bu yolda hal böyle. Bir karınca bir aslanın kulağını çekip yere çalmakta onu. Bura hakikat meydanı. Burada işler böyle. Bu meydanda karınca aşk ile kaldırıp aslanları yere serer. Aşksızlar birer ceset nefes alıp veren. Aşıklar cesetlerinden sıyrılmış, göğe merdiven dayamış. Madem bir suçun kusurun yoktur, o vakit ne ararsın zindanda Şeyh Efendi? Sizleri ziyarete gelmişim Sencercan. Hem zindan iyidir, hele ki şu curcunalı vaziyet içinde. Kötü olaydı, Yusuf girer miydi zindana? Yahut onun girdiği yer kötü kalır mı? Size Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatıvereyim mi yarenler? İşitmek ister misiniz? İyi, anlatıvereyim de dinleyin o vakit. Herkesin hesapları vardır. Yakup oğlu Yusuf da gelecek görmüş. Onu kardeşlerinden korumaya çalışmış idi. Kardeşleri, babaları kendilerini daha çok sevsinler diye Yusuf'a tuzak kurmuşlardı. Kervan sahipleri kuyuda buldukları Yusuf'tan çekinerek daha değerli olmasına rağmen az bir fiyata satmışlardı onun can pazarında. Ve en son olarak şehrin valisi de onu kendisine evlat edinmek amacıyla satın almıştı. Ancak olaylara hükmeden Allah'tı. Ve Allah tüm hesap yapanların üstünde hesap yapan idi. Valinin karısı bu evlerinde büyük, genç bir delikanlı olan ve Allah'ın güzelliklerle bezediği Yusuf'a alakasız kalamadı. Meşhur kıssadır ki herkesçe bilinir. Valinin karısı Züleyha'nın iftirasıyla zindana atılır Yusuf. Ama Yusuf zindana atılmaktan hiç şikayetçi değildir. Tam tersine açar ellerini göğe, dua eder. Rabbim der, bu zindan bana bunların çağırdığı şeylerden daha sevimlidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan onlara meylederim. Sonunda onlara benzerim ve günahkarlardan olurum. Duasını kabul eden Rabbim onu zindanda tuttu. Nefsiyle bir başına dünyanın cümle meşgalesinden uzaktaydı. Döndü, içine baktı, okudu. Sonra Rabbinin ona verdiği bir kabiliyet ile zindandaki mahkumların rüyalarını yorumlamaya durdu. Söylediği her şey gerçekleşirdi. Yusuf bunun Rabbinin kendisine bir hediyesi olduğunu ısrarla anlatır idi. Zira ki onun tek emeli haktan geleni halka vermek idi. Yusuf zindanı artık hak sözünü tebliğ ettiği bir dersliğe çevirmişti. İnsanlar zindanları doldurmakta, Yusuf da onların gönüllerini hak sözüyle doldurmaktaydı. Kısının gerisi herkesçe malumdur.
İşte o sebepten Yusuf'tan beridir ki zindanlar hakikatin irşad edildiği medreselerdir. Medrese-i Yusufiye derler bunun adına da. Bu işlerde böyle oluverir işte azizim Sencer. Düşün bakalım o vakit. Dışarısı mı zindan, içerisi mi? Dışarıda mı zindan, yoksa benden içeri mi? Günden güne daralır mı zincirimiz azizler? O dedikodu etmiş, o falana filansın demiş, o yalancıymış, bir iki makama tayin olmuş, ötekisi ticarete atılmış, vakti yok imiş. Herkesin imtihanı var, girecek tabii. Çalışmayı terk etsinler de senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler daim? Değil mi? Ne yapalım o vakit? Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Ahaliye mi kızalım o vakit? Düşünene belaya maruz kalan kim? Bir başkasının sınavı, bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit? Sınavdır. Sınav var ise uygun yanıtı vermek icap eder. Demek bülbül değil, kargadır öten. Hakikatten şakımaz. Kötülükleri haber eder çığlık çığlık demek. Millet imtihana hazırlanır. Sen de bir düşün. Senin imtihanın nedir o vakit? İmtihan ne iledir? Bela ile. Bela nedir o vakit? Sualdir. Maksat nedir sualden? Cevap almaktır. O da yetmez. Doğru cevap almaktır sorudan maksat. Kimisi mal ile, mülk ile, tarla ile, bağ ile. Kimisi para ile, pul ile, kimisi makam ile, mevki ile. Kimisi dert ile, kimisi derman ile. Bülbül de karga ile. Neden kimse toplaşmaz benim sesime? Ne olacak? Bülbülün belası, dinlenen karganın sadası. Ama ne demiş atalar? Sabır ile dut yaprağı atlastan kumaşa döner. Hele sabır, hele dur. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar? Ne anlatıverir bu bize belli değil. Size Hazreti Eyüp'ün hikayesinden anlatıverdim mi daha evveli? Eyüp aleyhisselam, İshak aleyhisselamın oğlu İlyas'ın evladındandır. Hazreti İsa'nın doğumundan 8 asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı var idi. Eşi de Yusuf aleyhisselamın oğlu Efraim'in kızı Rahime idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşar idi. Ama her daim yoksulluğu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti hem nesebi bol idi. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı sorun. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. 10 tane evladına mezar oldu hanesi. Kalbi dağlandı. Ciğeri yandı Eyüp'ün. Ama devam eder idi bela.
Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çıbanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çıban. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı atlastan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faydasız oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna. Ey Eyüp dedi, yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti Eyüp eşine döndü, buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim, sonra talep edelim arzu eder isek. O cömerttir, bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? Kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek. Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? Hemen dolaşmaya başladı Eyüp'e inananlara. Hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini aça. Kötürüm anamızı ayağa kaldıra. Ama bu aciz kendi yarasının kurduğunu ayıklar. Tabii, haklı adamlar. Böyle peygamber mi olur? Vücudu 20 senedir yara bere içinde, derman olamaz kendine. Haklılar, bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin İki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyüp'ü. Bundan bize bir amman yok dediler. Bu hal eşi Rahime'yi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki, haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer, vücudunu sarıp bedenini kurda boğan çıbanlar ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp. Ya Rabbi der, senden gelen sefa gelir. Ama bela dilime ulaşmıştır. Kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki, diline dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp, Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı, Eyüp der ki, artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum. Dilden maksat söz, kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki?
Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir, ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir, şifa ya Rabbi der. Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki, başını kaldır ya Eyüp, duan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp. Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış. Ayağını tekrar yere vurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt veren de ki, bu yanıtta sabır imiş o vakit. Sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş. Ne demiş erenler? Tırtılın yolun sonu dediğine usta kelebek dermiş. Gün oldu. Bir kez gözünü açmadı babacığım. Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, uslata ermek ise gönlündeki, bela ile imtihan edilirsin. Biz çalap deriz. Her daim Allah'tır gönülde adı. Ama onun bir adı da Zülcelali vel İkram'dır. Kişi ister ki hemen cemalini göre, o güzellik karşısında mest ola. Ama o önce kahrı, zulmünü, celalini gösterir. Zülcelali vel İkram. Demek önce celal, sonra ikram. Önce kahır, zulüm, imtihan, çile, sonra lütuf, sonra ihsan, sonra ikram. Ya sebep nedir? Neden önce celal, sonra ikramda bulunur? Sadık mı değil mi emin olmak için. Baykuşumuz dahi eksik olmaz tepemizde. Ama şöyle allı pullu, göz alan, göz boyayan, şöyle rengarenk bir tavusumuz yoktur. Bilir misiniz tavus kuşunu? Var mıdır gören? Görmüş müsün çağrım? Görmüşümdür şeyim. Bir keresinde Mısır'dan bir gemi gelmiştir. Orada görmüşümdür. Alayıydı. Hele anlatıver. Nasıl bir şeydi? Buyurduğunuz gibidir şeyim. Her bir tüyünde dünyanın rengi vardır. Öyle bir kanat çırpar ki cennet gözüme serildi sanar insan. Hiç görmeyen kişi onu gören de cennet kuşu sanır şeyim. Öyleydi de zaten. Hele in aşağı. İn bakalım çağrım. Tüyleri pek güzel dersin. Rengarenk.
İpekliler misali dersin. Onu belledik hele. İn bakalım aşağı. Ne görürsün? Ayakları vardır şeyim. Ne vardır ayaklarında? Toz, çamur vardır. Ha? Onu deyiver işte. Ne der bu ihtiyar? Gözleri görmez idi. Şimdi iyice bunadı gari dersiniz. İyi o vakit. Gerek şart oldu tavusun hikayesini anlatmak. Aslında ehil der ki, binbir renkli kralların, sultanların saraylarına layık bu güzelliğin ayaklarının çamur içinde olması iyi bir şeydir. Tevazuya işarettir. Öyle okur isen öyledir. Kişi ne okumak ister ise o yazar kainat kitabında. Bu ayrı mesele. Ama işin bir de öteki yönü var ki, ben onu deyivereyim size madem. Anlatıvereceklerim de uydurma değil, bizzat kitapta yazandır. Biz cahiliz, okuma yazma bilmeyiz. Siz okumuşsunuzdur zaten. Ayakları da çamur imiş. Ayaklarına bakan mı var ki? O renk cümbüşüyle aklını alır akılsızın. Ayağına kim baka da çamuru göre? Yılanı dahi yoldan çıkaran o. Nasıl mı? Anlatıvereyim de dinleyin madem. Bu iblis var ya iblis, cennetten kovulan da kafaya taktı. Gece demez, gündüz demez, Adem'e ne hile yapacağını düşünürdü. Bir gün bir de baktım, cennetin kapısında tavus ile yılan çıkmaktalar. Hemen saldı zehrini. Yılan da kendini zehir kendinde. Bana bir şey olmaz sana dursun. Cennetten çıkan tavus ve yılanı gören şeytan hemen usulca sokuluverdi yanlarına. Onlara siz cennetten kovulacaksınız. Adem de kovulacak. Eğer ki beni cennete girdirirseniz ben ona kolayını öğretirim. Siz de Adem de cennetten kovulmazsınız diye yemin etti. Tavus ve yılan birlenip istişare ettiler. En son tavus vardı iblisin yanına. Söylediklerine inanırız ama seni içeri nasıl sokacağız? Düşündük, taşındık, onu bilemedik. Nasıl gizleriz de sokarız seni cennetten içeri? İblis ne yaptı bilir misiniz? Hemen bir sihir yaptı iblis. Ve bir inci tanesine dönüşüverdi. İblisin bir sihir ile mücevhere dönüştüğünü gören tavus kuşu inci tanesini ağzına aldı. Böylelikle iblis tavusun ağzında cennete girdi. Girer de durur mu? İblisin vazifesi iblislik. Tavus tuttuğunu Hazreti Havva anamıza getirdi. İblis hemen başka bir sihir ile inci tanesinden bir insan suretine geçmiş idi. Hemen geçiverdi Havva anamızın karşısına. Ey Havva dedi. Eğer ki bu ağaçtan yemezseniz cennetten kovulacaksınız. Yasaktır dedi Havva ana. İblis bu. Dürttü yine. Yemezsen kovulacaksınız. Sen de Adem de cennetten kovulacaksınız. Nihayet Havva anamızı kandırmayı başardı. Havva anamız da o ağaçtan yedi. Sonra vardı Adem'in yanına. Ey Adem dedi. Ben o yasaklı ağaçtan yedim.
Eyvah, dedi Adem. Eyvah ki ne eyvah. Birden bir üzüntüye garp oldu Hazreti Adem. Havva cennetten kovulacak. Ben de ondan uzak kalacağım diye hayıflanır idi. Havva'dan ayrı kalmayı kabul ettiremedi yüreğine. Ve onu yalnız koymamak, ondan ayrı düşmemek için o da vardı, o da yedi yasaklı ağaçtan. Tavus, iblisin söylediklerini bir bir yapmasına inanamadı. Ama o cennette daima kalmanın, hiç kovulmamanın hesabını, kitabını yaparken iblis iblisliğini yapmış idi çoktan. Havva ve Adem tavusun ağzında bir inci tanesi olarak cennete soktuğu iblis yüzünden cennetten kovuldular. Ona eşlik eden yılan, yılan da onun yüzünden kovuldu cennetten. Böylece tavus, Adem, Havva, yılan hepsi cennetten kovulup işte bu iki kapılı aha geldiler. Dostu düşmanı herkesi kandırdı işte o tavus. Güzel tüyleri, rengarenk tüyleri hatırına gören kandı. O da önlerine düştü, hepsini cennetten kovdurdu. Kim ki onun renkli tüylerine aldandı, ağzında taşıdığı iblis oldu. Bu tavus kuşu da böyle bir kuş işte. Umdurur ha, umdurur gafili. Koşturur ha, koşturur peşinden. Ya o ağaç neydi bilir misiniz? Yasak ağaç. Havva anamızla Adem'in yasak olduğu halde yedikleri. Buğdaydır o buğday. Nedir o vakit bu buğday? Ne olacak? Dünyalıktır. Nefsin istediği ne ise odur. Buğday peşine koşan tavusun peşinden ayrılmasın. Yunus Efendi'yi merak eder durur idiniz. Kalktı geldi şükür. Demek yolları sağlam tutmalıymış. Ama düşmek icap etmiş ise ne yular kurtarır insanı ne semer. Ama buna dahi kötü bir şey oldu şeklinde bakmamak icap eder. Nasıl ki hayvanı ikaz edersin bostanı bozmasın diye. Ne yaparlar? Önce bir öte dur derler. Yok, gene anlamadı. Bu kez şöyle bir dürterler. Gene olmadı. Bu kez daha bir sert dürterler. O vakit ikaz işaretlerini anlamak lazımdır. Hepimiz başımıza gelenden sonra eyvah deriz. Okusana bre gafil. Yazar işte kainat kitabında. Ama onun alfabesi medreselerde öğretilmez. Bilen bilir ki şu kainatta konuşmayan, insana bildirmeyen hiçbir varlık yok. Sen okuma bilmezsin diye boş değil ya kainat kitabının sayfaları. Şimdi ben elif bilmez bir ihtiyarım diye boş mudur ulu alimlerin kitapları? Okuyana her şey ayan beyan ortada. Süleyman'ın hikayesini anlatıvereyim demiştim bir ara. Anlatıverdim ben onu. Ne buyurur Hazreti Kur'an Süleyman hakkında? Süleyman Davut'a varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar,
Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Ve Hazreti Süleyman cümle hayvanat ile konuşup onlara hükmederdi. Şimdi müfessirler bunu türlü türlü izah ederler. Kimi isabet eder, kimi edemez. Etmeyene dahi isabetsiz denmez. Ki Hazreti Kur'an'ın muhatabı her bir kişidir. Onu okuyan, fikreden her kim ise odur. Bazen de nasip meselesi bu. Boşuna dememişler. Arı bal yapar, izah edemez. İzah ile olaydı, alimler, bilginler bal yaparydı. Bir vakit bu kuş dilinden anlayan Hazreti Süleyman'a gelen bir adam yalvarır. Ey Allah'ın nebisi, ne olur bana da öğret şu kuş dilini. Ben de ne konuşurlar anlayayım. Süleyman aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinler isen sabredemezsin. Her şey ayan olur sana. Hikmetini de anlayamazsın. Adam ısrarkar olan da Süleyman tamam der. Ve ona hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Köpek horoza bakar. Horoz kardeş, sen arpayla, buğdayla karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki daneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Horoz der ki, sabret köpek kardeş. Yarın ağanın eşeği ölecek, çöpe atacaklar. Bol bol yersin. Bunu duyan ağa hemen koşar, ahırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim, yoksa eşek gidecek idi. Derken ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Eşek öldü ama satın alan adamın evinde öldü. Ağa açgözlülük edip sattı eşeği. Ama tasalanma, bu sefer atı ölecek. Bunu duyan ağa hemen atı da satıverdi. Sevindi yine. İyi ki öğrendim hayvan dilini, yoksa atım da gidecekti. Geldi ve yine kulak misafiri oldu hayvanlarına. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sitem etmekte. Horoz kardeş, beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecekti ya. Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının evinde öldü der horoz. Ama üzülme der. Bu sefer ağanın bizzat kendisi ölecek. Ardından onlarca kazan, yemekler, etler kaynatılacak. Artanı da bize dökecekler. Ye o vakit yiyebildiğin kadar. Köpek açlıktan biçare düşmüş. Bırak der, durmadan beni kandırırsın. Ağa bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni kurtaracak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan ağa sabaha çıkmaz ölür. Arkasından yapılan yemek, pişirilenlerden artanlar çöplüğe dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Bu sırada horoz söylenir. İnsanlar sözümüzden doğruyu değil, eğriyi anlarlar. Hayvanlarım neden ölecek diye düşüneceklerine
hile yapıp götürüp ölecek hayvanlarını satarlar. Alıcısı olsa ölüm haberini alanda canını dahi satar pazarda. Hileden vazcaymaz gene de. Şimdi kıssadan hisse, kurt ile, kuş ile, toprak ile, su ile konuşması Süleyman'ın kainatı okuduğuna işarettir işin aslında. Dinler isen su konuşur, ağaç konuşur, dilsiz taşlar dahi konuşur. Dinle o vakit, desinler sana, sen kimsin, nesin, necisin, nereden gelir, nereye gidersin? Dinle hele, dem hangi demdir desin sana. Hıyanetten daha zalim olan merhamet. Hıyanetten daha zalim merhamet. Kim demiş? Kim duymuş? Nerede demiş? Anlatıvereyim de dinleyin bakalım o vakit. Odon demiş. Odon. Kim ola ki bu Odon? Bir papaz efendi. Eğil, hep bizden anlatacak değiliz ya. Bugünkü sohbeti de papaz efendiden yapıverelim. Papaz da dese hakikat hakikattir. Papazın diline düştü diye batıl olacak değil ya hakikat. Bu papaz Odon, Antalya derler bilir misiniz? Merhum sultan, 1. Gıyasettin fetheyledi. Kafir birlendi, gene akın eyledi Haçlı ordusu Anadolu'ya. 2. seferiydi bu. Kafilenin bir kısmı buralara dahi gelmiştir. Bu yana gelenleri Gaziyan telef edince sonraki kafile Torosları aşıp inip varıp gitmek istediydi. Ama Haçlı ordusu değende unutmayın ki bir şehir topyekün kalkar. Hareket eder sonra durur o koca şehir. Konaklar. Bu kadar adama ekmek lazımdır, aş lazımdır. Ne yapacak kafir? Çöreklenecek ahalinin üzerine. Ya Elmalı'yı bilir misiniz Elmalı'yı? Bilirsiniz elbet, bilirsiniz. Ne cevherler vardır Elmalı'da. Onu bir ara anlatıveririm. Velhasılı bu Haçlı ordusu Elmalı'ya yerleşende o kadar talan ederler ki en son birlikte olmayı umdukları Rum ahali dahi bunlara isyan eder. Türkmenlerle bir olur. Zulme isyan eden mazlumun yanında olsa gerektir. İş o hale geldi ki Rumlar bu Haçlılar ile savaşır oldular. Haçlı küffarı şaşkına dönmüş idi. Hayın derler idi o Rum ahaliye. Demek mümkündür ki Türk'ün kılıcından ziyade Rum'un kendilerince hıyanetinden çeker olmuşlar idi. Derken teslim oldu Haçlı ordusu Elmalı'da. Bitkin, sersefil, aciz duruma düşüp aman dileyen bu Haçlı askerlerine sahip çıktı Elmalı'daki ahali. Öyle ya, aman dileyen iblis olsa vurmak yakışık almaz. Onlar da öylece yaptılar, merhamet gösterdiler.
Rivayet ederler ki 3000 tanesi Elmalı civarına yerleşip Müslüman olmuştur. İşte neticeyi gören bu papaz efendi, papaz Odon, çaresiz haykırır papaz efendi Müslüman olan Haçlıları duyunca. Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet! Böyle işte bu işler, Çağrı Efendi. Bir bakmışsın oluvermiş, bir bakmışsın ölüvermiş. Bir bakmışsın dost, bir bakmışsın post. Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet. Kişi evvela merhametli olacak. Merhameti olmayanın dini olmaz. Ya ne yapacaklardı? Aman dileyenleri öldürecekler miydi? Kılıç kalkan savaş meydanında. Hakikat meydanında merhamet. Gönlün Müslüman eden bilir ki merhametten büyük güç yoktur. Öldürme, oldur. Öldürmeye sebep çok. Davan vardır, öldür. Dost için öldür. Post için öldür. Öldür ha, öldür. Hele bir oldur. Dava için oldur. Dost için oldur. Post için oldur. Nasıl? Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet. Değil insana, yerde yürüyen karıncaya, gökte uçan kuşa merhametle bakmayan olur mu? Merhamet kaybolanda ejderhalar başını çıkarır. Boş kabı doldururlar. Doldurmazlar mı Ali Taygım? Sen ne dersin? Doldururlar şeyhim. Sen merhametle doldurmazsan, kibirle, hırsla, şehvetle doldururlar. Kimi dostun hırsından, kimi postun hırsından. Bu kadar sohbet yeter. Biraz da Rabbimizi dinleyelim. Âlemennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Allah 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 Ya Allah. Salli ala eşrefi nuri cemil enbiya'yı vel mürselin. Ben
Elhamdülillahi Rabbil alemin. İllahu. Elhamdülillah. Zadehullah. Ala berekatillah. Nimet-i celil. Berekat-ı halil. Şefaat-i resul. Selameti hazirun ve selameti gaibun ve selameti ihvan-ı tarikat ve selameti cemi ümmeti Muhammed. Piran-ı evliyaullah bi şefaatihim ecmain ve bi sırr-ı hazreti pir el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hele Yunus Efendi, nasılcadır, susamış mıdır ahali? Derviş için çeşmenin suyu acı da olmaz, tatlı da. Çeşmeden akan su, çeşmeden akan sudur. Suya acı ya da tatlı demek bizim edebimize aykırıdır. Su hakikatin remzidir. Her ikisini de senin doldurman icap eder. Çeşmenin yanına bardağımı doldurmadan kor isem, bin yılda o bardak orada dursa dolar mı? Sen gönlünü hakikat şelalesinin altına tutmaz isen dolar mı? Kimden akar bu hakikat şelalesi? Ara bul bir mürşidi kamil. Biz ne bilelim? Madem söz açıldı, size hakikatte varlığın su ile alakası nedir, onu anlatıverelim. Su, varlığın madde alemindeki ilk ve en kesif tecellisidir. Suyun üzerinde ateş, ateşin üzerinde hava vardır. Hava ve ateşin varlıkları belirgin değildir. Belirgin olan ilk mahluk, ilk varlık sudur. Bu sebepledir ki su hakikatin remzidir. Su değişik kaplara girse, değişik yollara sapsa da, değişik renklere boyansa da önemli değildir. Farz et ki Yunus'un meşin kırbasında, farz et ki Bağdat saraylarında bir altın kasede. Suya kabıyla hüküm vermek, dervişin tevhid yolcusunun edebine aykırıdır. Bunlar esastandır. Hak'tan başka bir nesne olmadığına iman eden suya inanır. Acı suya, tatlı suya değil. İyi, kötü, acı, tatlı, güzel, çirkin diye hükümler vermek abestir. Bu Hakk'ın birliğine aykırıdır. Derviş olan dile almaz. Derviş, derviş deyiverip dururuz. Hele bir onu anlatsan. Nasıl bir şeymiş bu dervişlik dedikleri? Derviz. Farsça'da der, kapı. Viz, gezen tozan. Dolaşan işte, dervizden derviş. Ha, o lügattaki.
hayattaki manası. Ben size hayattaki manasını deyivereyim. Bir kamil mürşide biadını veren ve yola çıkan, seyri süluka başlayan kişi. Peki bu işin temeli nere var ha? Nere dayana? Öyle ya. Nedir bu derviş derviş dedikleri? Hırka ile tac olmasa gerek. Öyle olsaydı pazara giderler idi. Dergâhta satılan ne ola ki? Onu da deyivereyim madem size. Bunlar da öyle her yerde anlatıverilmez. İşin aslı şu. Hazreti Peygamber bir sözünde der ki, ben fakrımla övünürüm. Buradaki fakr ne ola ki? Bildiğimiz fakr yok, yokluk, fakirlik. Der ki Peygamber, ben yokluğumla övünürüm. O halde nedir derviş? Cevap peygamberdendir. Derviş fakr ehlidir. Yokluk ehlidir. Fakr, yokluk insanın kendi nefsine müstakil bir benlik izafe etmemesidir. Varlığın Hakk'a ait olduğunu bilmesidir. Şimdi ne der bu dersiniz? İyi, iyi. Anlatıvereyim. Pirimiz Ahmet Yesevi Hazret'te dervişlik için Hazreti Ali'den naklen buyurmuştur ki, bir kimse gece kalkıp namaz kılmaz, gündüz hizmet etmez de şeyhlik iddiasında bulunur ise işi batıl olur. Sonra ne buyurur pirim Yesevi Hazreti Ali'mizden naklen? Ey derviş, bil ve uyanık ol ki evvela şeriat kelimesini, ikinci olarak tarikat kelimesini, üçüncü olarak hakikat kelimesini, dördüncü olarak marifet kelimesini bilmek gerek. Eğer ki bir kimse sufi ise ve bunları bilmez ise sufi değildir. Biz değiliz. Hazreti Ali'dir sözün sahibi. İşte Hazreti Ali'nin ağzından dervişlik bu. Pirim Yesevi'nin ağzından dervişlik bu. Bir de işin usulü, erkanı vardır ki o olmadan yola çıkan menzile varmaz. 4 makam, 40 mertebe. Onlar da işin başkaca sırları. Bu yol aşk yolu. Riya sahipleri bu yola gelemez. Benliği terk etmeden, melamet ehli olup kınanmaktan korkmayan, peygamberin avlusunda yaşayan, malsız müksüz ashab-ı sukve misali, yalınca olup dünyadan yüz çevirmeden dervişe dönülmez. Tamamdır evlat. Geri geldim madem ki seni derviş defterimize yazdık.
Allah yolda devam nasip etsin. Himmetimiz yanındadır. Bunları hurafeye belleme. Gönlünü derviş eden hakiki dervişin kuvve-i kutsiyesi vardır. Eşyaya tesir eder. Ama bu bir sırdır. Bu sır verilmez, alınır. Talip olan usulünce yol yürür, vasıl olur. Usulünce yürümeyen kavuşamaz. Kavuşamayan, nasip bulamayan da der ki, yol değil, hurafedir onların yol bellediği. Biz yolda mıyız, hurafede miyiz, bilmeyiz. Biz inandığımız gibi yaşamak isteriz. Olan biten bu. Başkaca da bir gerçek yok. Biz hak yolundayız, onlar batılda. Onu da demeyiz. Yolun sonuna varıp da bakan mı var ki kim hak, kim batıl? Biz inandığımız güzel olan bu deyi bunu yaşarız. Nedir o vakit güzel olan? Tevhid, birlik. Öyle lafta, dilde, sözde değil, gönülde. Bu bir hissetme meselesi. Kitap sayfalarında hisler yazmaz. Harfler yazar. Gönül her dilden konuşur. Gönül kitabına harf lazım değil. Halktan gören der ki, bunlar sofudur, dağda bayırda zikir şekerler. Yahut meczuptur, falandır, filandır. Zikir dervişin içini arındırır. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Halk bunu nereden bile? O yolun yolcusuna açılır. Çığırt maç tutup sır ilan ediverecek değiliz ahaliye. Biz yolun başında bir ihtiyarız. Yolumuz eğri mi, doğru mu bilmeyiz. Ama kendisi gelip sorar ise kişi, yolu tarif ediveririz. Ama kişi gelmez ise bizden bir davet yok. Herkes vara, kendi yolunu yürüye. Sen bundan sonra dilinden kelime-i tevhidi düşürme Yunus. Senin zikrin la ilahe illallah olsun. Hatırından çıkarma ki zikrinden gayrı dili terbiye edecek yoktur. Ahali içine çıkan da içinden zikret. Kişi kendi başına ise zahiren zikir. Ahali içinde dilden değil, gönülden. Bunlar dahi usuldür. Pirlerin erkanıdır. Hatırından çıkarmayasın. Usulsüz usul olmaz. Yola çıkmayan varamaz. Yürümek ayakkabımızı eskitmek değildir emelimiz. Emelimiz varmaktır. Yol birdir, bire varır. Varlık da birdir. Bakma, hayvandır, bitkidir, sudadır, karadadır, havadadır, göklerdedir. Göze gelir, göze gelmez. Cümlesi birdir. Tut ki elinde bir ayna, tut güneşe. O aynadan bir sürü güneşler görünür. Şimdi o yansımaların her biri bir güneş midir? Değildir. Peki güneşten değil midir onlar? Asılları, nesilleri güneş değil midir? Öyledir. Güneştir. Güneş olmaz ise aynada akisleri olur mu? O vakit yol güneşe varır. Şimdi tutup da her şeyi anlatıvermenin de ne sana bir faydası var ne de bir mana içerir. Ancak boş laf etmiş oluruz.
Onlar yolun üstünde. Gören kendi görüversin bakalım. Görmeyi bilen. Görmeyi bilemeyen görmez. Göz de kendi başına görecek değil. Bu yolda gözü ama olan görür, gözü açık olan ama kalır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şeyh dediğin atlas posta, sultan dediğin altın tahtta. İster tabii adamın canı. 3 gün posta oturan, 3. gün ister ki kendi şeriatını kursun. 5. gün ister ki herkes kendine kul köle, şeriatına teslim ola. Öyledir bu post işleri. Taht işlerin bilmeyiz. İstersen altın posta, istersen inci postlarda otur, baykuş baykuştur. Post kurtaraydı, herkes postuna biner, uçar gider idi. Bu yol öyle deyiverdikleri gibi değil. Ya orası tekke değil midir? Orada kıskançlığın ne işi var? Ya orası tekke değil midir? Orada dedikodunun ne işi var? İş öyle noktaya varır ki, ya orası dergah değil mi? Orada insanın ne işi var? Neredeyse erenler, el kuşu da var, gül kuşu da var, baykuş da var. Görüntüsü hoş, sözleri hoş. Ama irfan hırsızı. Velhasıl kelam, dışı hoş, içi boş. El kuşu elden ele, gül kuşu gülden güle. Baykuş gerek viranelerde. Nedir virane? Duvarları yıkık dökük olan, uğursuz mahlukların yaşadığı yerler. Duvar dediğin kerpiçten örülür. Kerpiç dediğinde toprak ile sudan, hava ile, güneş ile yapılır. İnsan da kerpiç misali bu 4 unsurdan meydana gelir. O vakit dervişlik bu 4'ünü terbiye etmek, zararsız hale getirmek yoludur. Ne olur bunlar? Terbiye olanda fıtrat kemale ulaşır. Duvarı tamam olur, bütün olur. Kim ne kadar yanar ise o kadar tamam olur bütünü. Yanmadan kerpiç dahi olmaz iken insan olunur mu? Ne buyurur Kehf suresinde Yaradan? Böylece ikisi yola koyuldu. Bir kasabaya gelip yemek istediler. Kasaba halkı onları ağırlamadı. Yemeleri ve içmeleri için ne bir şey ne bir yatak verdi. Hızır baktı ki orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar var. Hemen duvarı yeniden inşa ediverdi. Musa ona dedi ki, eğer isteseydin bu işin karşılığı iyi para alır idin. Hızır'ın maksadı Musa'nın duvarlarını tamam etmek. Musa'nın zahiri bilgisini hakiki bilgiye dönüştürmek. O vakit bu baykuş timsali irfan hırsızlarının neden baykuşa benzedikleri aşikardır.
Çünkü onlar duvarı tamam olmayan viranelerdir. Kendileri eksik olduğu halde sana bilgi satmaya kalkar, kendine mürid arar. Kendini dinleyen halakayı saymak ile geçer ömrü. Görenler sanır ki şu kadar falan sayıda mürid yapar ise cennetten bahçe vardır ona. Tıpkı say ki devlengeç kuşu. Çaylak, bildiğimiz şu çaylak kuşu. Ne yapar o? Gider kendinin olmayan bir yere yuva yapar. Sonra yuvaya yavru lazımdır. Gider başka kuşların yuvalarını talan eder. Yavruları kaçırıp getirir kendi yuvasına. Onları da tıpkı kendisi gibi leş ile beslemeye çalışır. Ama dervişler öyle midir? Derviş doğan gibidir. Yüksekten uçar, leş yemez. Baykuş gibi viranelerde, çaylak gibi başkalarının yavrularını çalmakla yaşamaz. Kendisi de avcıdır. Ama ötekiler gibi başkalarının avladıklarının üzerine konmaz. Leş yemez. Ne demiş pirim? Derviş bilir dervişi, hak yoluna durmuşu. O devlengeç, çaylak kuşunu çalıp yuvasına taşıdıklarının içinden biri de doğan ise, çaylak yuvasında da doğsa, doğan doğandır. Süphan girdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme güldür. Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter. Herkes güzel der bülbülün sesine, sen dertli dersin. Neden dertli acı? Belki de dertli oluşundandır sesinin güzelliği. Bülbül hayvanatın şairidir. Hakikati söylediğinden sesi güzel. İşiten her kim olur ise olsun, ister kafir, ister putperest, ister Müslüman, ister sürüde çoban, ister ekinde rençber, ister tahta sultan ol, bilmese de hisseder ki bülbül hakikati söyler. Sesi güzeldir. Her kim ki bir gönlü var, bülbül ona güzel gelir.
güzelliğe sebep hakikatin sesi olması. Tıpkı bülbül misali cümle şairler de dost bahçesinin bülbülü. Hakikate davet eden bet sesler değil, bize hakkı söyleyen bülbüller gerek. Bülbül gibi söz ola, cismi çıkara aradan, hakikati şakıya. Hemi doğuya, hemi batıya, hemi kuzeye, hemi güneye. Kendi sükut edip hakikati söyleye. İşte o vakit söz gümüş iken altın olur. Hakikat konuşanda benlik susar. Her devrin esması var. Her devirde başka şekilde tecelli eder hak söz. Kimi devir olmuş felsefeciler, kimi devir olmuş kelamcılar vesile olmuşlar. Kelam ile tebliğ en hızlıymış. Ama sözün tesiri ok gibidir. Asırları aşar. Dillerde destan olur, gönüllerde şiir. Kişi çıkar aradan, hakikat kalır meydanda. Bülbül sesinin sahibi mi ki? Tam tersi vaki oldu. Hakikat geldi, bülbülün ağzından çıkıverdi. Bu bülbüle şeref oldu. Öyle olmaya, bülbülü kim bile, kim tanıya? Dalda gören taş atar, içip de dal altında kulak kesilmez. O bülbül bilir mi ki, kendisini şah mı dinler, kul mu? Zahit mi dinler, sufi mi? Köylü mü dinler, şehirli mi? Türlü hile ve birçok masraf ile Leyla'yı alıp getirdiler. Halife sabah erken mumları yaktırdı. Leyla'yı dikkatle gözden geçirdi. Başını önüne eğdi, saatler var ki düşüne durdu. Nihayet kendi kendine dedi ki, hele onu bir konuşturayım. Belki söz söylerken güler de yüzündeki güzelliği daha çok belirir dedi. Köşesinde hüznün cismi gibi duran Leyla'ya çevirdi yüzünü. Sordu Halife Harun Reşit, sen Leyla mısın? Evet, ben Leyla'yım dedi Leyla. Ama sen Mecnun değilsin. Onun başında olan o gözler sende yok. Öyle dedi Leyla Halife Harun Reşit'e. Başkalarına baktığın gözlerle Leyla'yı nasıl görebilirsin? O gözleri yaşla yıkamadıkça söz kimindir bilmem ama hakikattir. Dahi herkeslerindir. Bana Mecnun'un gözleriyle bak der. Seven sevgiliye Mecnun'un gözleriyle bakmalı. Eksiklik ne o vakit burada? İşe de Allah'a da sevgi ile, irfan ile bakmalı. Bilgi ile bakmak başkaca iş. İslam sevgidir, aşktır, irfandır. Başkasını değenler eksiktir. Sevgi kişiyi tevhide götürür. Tevhide varan varlığın cümlesine aynı nazarla bakarlar. O öyledir, şu şöyledir, falan haldedir.
kalır mı bu kem sözler, bu dedikodular sevgiyle bakanda? Sevgisiz bakanın gözüne budaklar batar, kör eder. Kişi kendini kör eden de, o körlüğe merhem bir çare, tabipler bir çare. Size hiç Bağdat'ın meşhur hırsızlarından Cuha'nın sergüzeştini anlatıverdim mi? Cuha bir gün akşam mesaisine başlamak için kurbanın gölgesinde yatar imiş. Oradan biri onu dürtmüş. Bak hele Cuha, bak hele. Tepsiler geçer, içinde mücevherler, her türlü ziynetler. Cuha istifini bozmaz. Bana ne der. Ötekisi bu kez iyi de der. Sizin eve geçer. Hazret gene istifini bozmaz. İyi de der. Size ne, bize ne? Biz senin sözüne değil, sükutuna bakarız. Sükut haldir. Nasıl ki türlü türlü sözler, kelimeler, cümleler var, türlü türlü de sükut var. Kişi konuştuğu değil, sustuğudur. Meğer ki asıl konuşan hal ola. Hali neyse, kavli de odur kişinin. Ağzından hangi harfler hangi sırayla birlenip, hangi kelimeler halinde söze gelse de manadır asıl olan. Manadır kişiyi tanış eden muhataba. Sözler ne derse desin, lisan-ı hal tercüme istemez. Yaratılmış bir varlık olmaya ki hal dili bilmesin. Hayvan dahi kendisini sevmeyen de avlar. Ne demişler? Söz gümüş ise sükut altındır. İyi de neden? Güzel söz, amenna. Ama ne der şimdi burada? Sükut nice bir şeydir ki o altındır. Acep sükut daha fazla sırlarımı aşikar eder? Daha fazla mı anlata sözden? Sözün son durağı dildir. O vakit ilk durağı neredi bunun? Nasıl ki her suyun bir gözü var, kaynağı var, yuvası var, sözün de çıktığı bir yer olmalı. İşte orası sükuttur. Sükut sözün yuvasıdır, menbaadır. İşte o sebepten biz senin dediğine değil, biz hale bakarız. Olan ne, biten ne? Her işittiğine inanan insan aklı boşa, dili yeter ona. Şimdi böyle konuşuveririz diye sanılmaya ki sözde bir önem yoktur. Tam tersi vaki, kişi sözüdür. Biz eninde sonunda gün gibi açacak hakikatten dem vururuz. Sözün kuvvetini küçük görmek değil maksadımız. Söz güçlüdür elbet. Öyle güçlü ki onlar yalana inandırır, biz hakikate inandıramayız. Artin Efendi nerededir? Buradayız şeyhim. Bundan sonra sana da Abdullah Efendi diyelim ister isen. Manasını bilmem. Allah'ın kuludur manası Abdullah Efendi.